Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir soru çözümüyle beraberiz. Bundan önceki videoda bir matematik sorusu çözmüştük. Bugün sizlerle beraber Türkçe'de paragrafta anlam çözeceğiz. Paragraf sorularında 8. sınıftayken ben şahsen çok zorlanırdım. Hatta en zorlandığım ders ve en zorlandığım konuydu. Çünkü metni okuduğum zaman bana tüm şıklar o kadar mantıklı gelirdi ki. Ama en son bir şıkkı elerdim ve kalan 3 arasına gidip gelirdim. Ve tabii ki cevap ilk elediğim şık olarak çıkardı. Siz de böyle şeyler yaşıyor musunuz? Sizin en çok zorlandığınız ders ne? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Alacağım. Dolayısıyla bugün sizlerle siz benim yaşadıklarımı yaşamayın diye bu sorunun en önemli, en ince taktiklerini vererek beraber çözeceğiz. Sorunun hangi kitaptan olduğunu merak eden arkadaşlarımız için 0'dan 8'e sözel kitabından bu soruyu seçtik. Hadi beraber soruyu okumaya başlayalım. Sorumuzun kökünü okuyarak başlıyoruz. Bu metinde Yunus Emre ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Genelde bu tarz sorularda soru kökünü okuduktan sonra metni ardından şıklara geçeriz. Ancak benim burada size verebileceğim tavsiye soru kökünü okuduktan sonra şıkları okumanız olacaktır. Böyle söylememin sebebi ise paragraf bazen buradakinden çok daha uzun olabiliyor ve paragrafın sonuna geldiğinizde ve şıkları bitirdiğinizde paragrafı unutmuş oluyorsunuz. Ben uzun LGS hazırlık sürecimde sürekli bu paragraf sorularıyla haşır neşir olduğum için sizler için de en iyi yöntem olabileceğini düşünüyorum. İsterseniz beraber bir deneyelim. Eğer sizin için uygun olduğunu düşünürseniz siz de bir sonraki sorularda uygularsınız. Soru kökünü okumuştuk. Şimdi şıklara geçiyoruz. Yaşam tarzını şiirlerine yansıttığı. Buradaki önemli anahtar kelimelerini de altını çiziyorum ki soruyu tekrar gözlemlediğim zaman direkt gözüme çarpsın. Yaşam tarzı. Burada bizim için önemli bir nokta. Türk şiirine birçok alanda öncülük ettiği. Türk şiiri, insanları sevgi ve hoşgörüye yönlendirdiği, sevgi ve hoşgörü, şiirlerinin herkes tarafından beğenildiği, burada da büyük ihtimalle beğenildi olacaktır. Tabii ki bunlar direkt bildiğimiz şeyler değil anahtar kelimeler. Ancak şıkları ilk okuduğumda bana cümlenin en iyi anlamını veren, en çok gözüme batan kelimeler bunlardı. Onun için bunların altını çizdim. Hadi gelin şimdi metni okuyalım. İnsanın olgunlaşmasında, duygu ve inceliğine erişmesinde sevginin ve hoşgörünün yeri tartışılamaz. Sevgi ve hoşgörü kelimesini tekrar gördüm. Demek ki aslında bu şıkkı bir bağlantısı olabilir. Ama göreceğiz, emin olamam. Belki paragrafın ilk cümlesinde bunu söylemiştir ve diğer tüm cümlelerde başka bir şey söylüyordur. En derin, en geniş, en anlamlı ifadesini yetişmiş ve kendi benliğini aşmış insanda bulan sevgi ve hoşgörü kavramları tekrar gördüm. Demek ki aslında paragraf bir noktada sevgi ve hoşgörü üzerine yoğunlaşmış. Yunus Emre'nin şiirlerinde temel öğretisi olmuştur. Şiirlerinin temel öğretisi. Ondaki sevgi bir damlacık sudan okyanuslara ulaşmıştır. Tekrar sevgiyi gördüm. O, herkesin gönlünü sevgiyle onarması gerektiğini, tekrar sevgi gördüm. Ve herkese karşı hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini savunmuştur. Bu yüzden de herkesin yüzünü sevgiye ve hoşgörüye çevirmiştir. Aslında soruyu ilk gördüğümüzde bizim için problem yaratabilecek bir soruydu. Yani şahsen en azından 8. sınıftaki Bengüs için bayağı zor bir soruydu. Çünkü en nihayetinde bir paragraf sorusu. Ancak böyle anahtar kelimeleri işaretlediğimiz zaman, önce tabii ki şıkları okuyup anahtar kelimelerimizi belirledikten sonra ve metni okurken de bunlara bağlı olarak gözlemlediğimiz zaman cevabı çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Gördüğünüz üzere aslında sevgi ve hoşgörü kelimesi o kadar çok tekrar ediyor ki, tabii ki bu demek değil. Hangi kelime çok tekrar ediyorsa paragraf onun üzerinedir. Buradaki asıl anlam Yunus Emre'nin insanları şiirlerinde sevgi ve hoşgörüyü öğütlemesi, onlara bunu öğretmesidir. Dolayısıyla bizi yönlendirdiği şık da C. İnsanları sevgi ve hoşgörüye yönlendirdiği olacaktır. Evet arkadaşlar, sorumuzun çözümünü bitirdik. Bence bu tür paragraf sorularında en önemli olan nokta fazla düşünmemek ve anahtar kelimelere dikkat etmek olacak. Çözmemizi istediğiniz ders veya konuları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kim bilir, belki sizin önerdiğiniz soruyu bir sonraki videomuzda çözüyor oluruz. Bu yolculukta hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.